Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlüğü xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunmuş xətirçimiz qənəmsi diqqətlər ekranımız olsun. Nuzugum cəmiyyəti İstanbuldakı məktəb müdirlərinin bayramını təbriklədi. Türkiye'de her yılı 24 noyabr okutukçular bayramı bulup, bu münasebet bilen İstanbul'da faaliyet edip vatkan Şerq Türkistan Teşkilatlar Birliği azası Şerq Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti, İstanbul'daki Uygurlar Köpsan'da oku vatkan başlangıç ve otur mektebini asas kılgan 32 mektebinin müdürlerini, onlarının bayram günü de yoklap, mektep ve okutukçularının perzentlerimizden okuş işleri yakından könül bölgelikine alahide rahmet etti ve onlarının bayramını tebrikleşti. Nuzugum cemiyeti her bir mektepki ayrım-ayrım vekil evetişi arkalık, mektep müdirinin ismi ve Şerq Türkistan bilen Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı çüşürülüp, mahsus lahilengen takdirname, gül ve tatlı türümler soğuk kıldı. Şunlukla her kaysi mektepki bargan vekiller mektep müdirleri bilen sohbetleşip, okuyucularımızdan mektepteki ehvali, kandak artıkçılık ve kemçiliklerinin varlığı, mektep ve Nuzugum cemiyeti arasında ortak hemkarlık asasıda hizmet kılış katarlık meselelerde kızgın sohbette buldu. Her kaysi mektep müdürleri bir dek halda özlerinin Nuzugum cemiyeti elip bargan bu menilik faaliyetten katlık tesirlengenlikini, bununla okşaş faaliyetinin tüncü kıtın bolgallıkını, Uygur halkının ilim meripetki bolgan intilişinin ve hürmetinin intayın küçülük ikenlikini yeni bir kıtım his kılgallıkını, Uygur okuyucularımızdan mı yerlik savaktaşlarının kilişmeğudek, hatta eşip çükülek seviyede oku vatkallıkını bildirişti. Şunlukla Nuzugum cemiyetinin bu menilik ziyareti üçün rahmet etti ve Şerq Türkistan halkıya salam yolladı. Öz növbetinde Şerq Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti vekilleri mi, bundan kiyin her kandak meselelerde mektep bilen zic hemkarlaşkan asasda, perzentlerimizden yaramlık yetişip çıkışıga hess koşuşka tayyar ikenlikini bildirişti. Bolu'da Xitay'a karşı namayış elip verildi. 23 noyabr İnsani Yardım Vakfı İHH'nın teşkilleşi bilen Bolu şehri Demokratiya Meydanı'da Xitay'a karşı namayış elip verildi. Namayışka Adalet ve Terakkiyat Partisi Bolu Şöbesi'nin reisi Nuruddin Doğan Ay, Saadet Partisi'den Veysel Çetin Kaya, Şerq Türkistan Kültür ve Hemkarlık Cemiyeti reisi Hayrullah Efendigil, İnsani Yardım Vakfı İHH Karadeniz Rayonu Reisi Ruhi Ademoğlu, Şerq Türkistan Teşkilatları'na vakaleten Şerq Türkistan Yeni Nesil Hareketi Reisi Dr. Abdusalam, hem de bir kısım Uygurlarımı katlaştı. Kollarda Şerq Türkistan'daki lagırlar takalsın, Uygurlar'a kartılgan bastırış tohtutulsun diyen şuarlar yazılgan tahtaylarını kötürüp olgan namayışçılar, Şerq Türkistan'a erkenlik diyen şuarlarını toğledi. Namayışta Doktor Abdusalam Teklimekan söz kılıp, Xitay'nın Şerq Türkistan Müslümanlarının roza, namaz, barlık ibadetlerinin çekilgenlikini, hatta Müslümanlarını dinden çıkışkı mecburla vatkallıkını. Bulup mu 2 yıldın beri Xitay'nın Şerq Türkistan'da elip beri vatkan zulüm ve bastırışları, irki kırgın kılıç cinayet ölçümüge toşkallıkını bildirdi. Namayışta yana İnsani Yardım Vakfı İHH'nın Bolu Şöbe Reisi Fethi Sarımsakçı bayanat ilan kılıp, Xitay'nın Şerq Türkistan'da elip berip atkan bastırışını toxtatışı gerekliğini tekitledi. Ata anası lagırga tutkun kılınan perzentlerimiz kışının soğukudu kıynalmakta. 23 noyabr ictimai uçur vasıtları tarqalgan suretlerge asaslanğanda ata anası lagırga tutkun kılınan perzentlerimiz kışının soğukuda kattı kıynalgallıkı otturuğa çıktı. Xitay tajavuzçileri ata anısını lagırlarga tutkun kılgan 3 yaş bilen 7 yaş arasındaki perzentlerimizden köpünçisi bakkuçsiz kalgallık sebebiden kışının soğukuda sırtlarda kalgan. Ular hakkıda yeni tarqalgan suretlerdeki kiyimleri yırtık, yüyüp bergeli adam bulmağallık sebebiden meynet, hatta simunt yollarda yalan ayak duruşları adamın yürükünü izidu. Trump'ın sabık meslehetçisi Stephen Bannon, Xitay'ın cinayetini paşkılışının mecburiyet ikerliğini tekitledi. Xitay rejimi tarafından tutuş buyruğu çıkarılgan, nöbete Amerika'da panahlanıp atkan Xitay Sodiger Govingway ve Prezident Donald Trump'ın sabık meslehetçisi Stephen Bannon ikkeylen, 20 noyabr günü New York şehirde Xitay komünist rejiminin ziyankeşlikke uçurganlar hakkında birleşme bayanat ilan kılışı yığını açtı.
Bu bayanatının nəx meydan təfsilatı YouTube arqalıq ictimai alaqı bastırıb tarqaldı. Məlum buluşça yığında Xitay rejiminin insaniyetki qarşı cinayetleri əməli misallar arqalıq körüstüb ötüldü. Yığında söz kılgan Govingway Xitay rejimi tarafından lagırlarga qamalgan milyonlarca uyğur tutqullar məsilisini birkaç qetim tilğa aldı. O öz ailesinin əhvali haqqıda toxtalğanı da avazı boğulgan halda minamı akı ini qeyrindaşdırım türmüdü qamaqdı. Şinjanlıqlarının beşiği kelgen iğir kısmetler minin aile azalarımdan beşiği mi keldi dedi. Saudiger Govingway'nin Xitay lagırlarga qamalgan 1 milyondan artıq uyğur tutqun haqqıda digen gepleri küçülük dikkat kozgudu. Steven Bannon yığın katnaşçılardan Uyghur yigiti intizarının 1 milyondan artıq Uyghur'nun Xitay'daki ceza lagırlarga qamalış meselesi haqqıda sorgan suallarga cevap verip, Xitay rejiminin insaniyetke karşı ötküzgen cinayi kılmışlarını paşk kılış, her bir insanın baş tartıp bulmaydıgan burçi işkerliğini tekitledi. Steven Bannon, eğer her bir adam öz ara ittifaklaşıp, bunu toxtutuşumuz kerek deyip bildirsek, şundaklı hayatımızdan xavipki uçuruşuğa karmay hareket kılışka tayyar dursak, rezillik haman ahırlaşıdı. Mana bu birden bir yol. Bundak cüret insanda çokun buluşu kerek diğerlerine ilgili sürdü. Barlıq mal mülki Xitay tarafından müsadir kılınıp, Amerika'da panahlanışka mecbur bulgan aile azaları ve şirket hizmetçileri Xi Jinping hükümetinin ziyankeşliği ve tutkun kılışıga uçurganlığını bildirvatkan Xitay Saudiger Govingway, Uyghur yigit intizarının ceza lagırlarına kamalgan 1 milyon Uyghur hakkında sorgan sualıga cevap bergeni de közlerge yaş elip mundaq dedi. Tünügün Bannon Efendi bilen bu ehval üstüde sözleşken idik. 1 milyon adam kamakta. Onlarının arasında nurgullagan anılar, ayallar var. Şu dakikada onlar xorulunuvatıdı. Lekin Xitay Kompartiyasının teşviqatını kılvatkan hükümetinin kontrolüdeki televiziya haberleri de onlar terbiyel nevatıdı deyilmekte. Xitay Taşkışlar Ministerliğinin bayanatçısı bolsa, biz onlarına kayıtı terbiyel avatımız deyip cevap verdi. Lekin sizler oyladınlar mı? Hazırki besim sebebinden 50 milyondan artıq Şinjanlıq avaz çıkarışkı imkansız ehvalda. Hazır bu yığın meydanında bir küçük kahraman dadıllıq bilen bu meselini otturuğu koydu. Mən onu tanımayman. Ama onun teklifnamı əvəzsəm, o bu yığınığı kəldi. 1 milyondan artıq Uyğur hazır qamaqda. Ama qancılık adam onlar üçün avaz çıxıralıdır. Nemi üçün biz bu məsəlini soruşumuz gerek? Acaba kiyinkisi senin ailənin, minin ailəmnin, həm bu cəydiki hər birimizdən ailəsdikilər buluşu mümkün o? Xitayının təhdidləri barıqancı küçüyü vatqan bugünkü gündə bu zor cəsarət tələb qılıdı. Xitay Kompartiyasının ziyankeşlikiga uçurğanlar haqqıda biz hemimiz avaz çıkırışımız gerek. Biz öz beşimizde kildiğen xavup xatarlardan korkmay, dadıllıq bilen Xitay müstebit rejiminin insaniyetki karşı cinayetlerini paş kılığınımızda andın bu müstebit hakimiyetini ağdırıp taşlıqılı erkillikimizi kolu keltirgülü buludu. Amerika ittifaktaşlarını Huawei'nin telegraf üskünlerini işletmezlikke davet kıldı. Valkoçisi gezisinin tünügünki haberde bildirilişe Amerika hükümeti ittifaktaş çetel devletlerine bir alahidi teşviqat faaliyeti kanatıya durgan bulup, faaliyetinin maksidi bu devletlerinin simsiz haberleşiş ve turbulen temelli güçlerini Xitay Huawei texniki şirketi işlep çıkargan telegraf üskünlerini işletmezlikke kayır kılışırken. Xitay Taşqı İşlar Ministerliği bu ahvaldan xəbərsiz ikənlikini bildirdi. Fransiya Axbarat Agentliği nəql keltürüb xəbər qilishça, ahvaldan xəbərdar ərbab munularını bildirgan. Amerika əməldarları allaburun Huawei üskünlərini kən köləmlik işiltibatqan Germaniya, İtaliya və Yaponiya hökumət əməldarları və telegraf şirkəti məsullarına qısqı dokulat verib, özləri körüb yetkən torbi xətərliki xəvəblərini çüyəndirgan. Huawei növətdə 22% bazar ölüşü bilən xalqara telegraf bazırda yetəkliküçü oranını igiləydiğən bulub, Finlandiyanın Nokia şirkəti və Şivisiyanın Ericsson şirkəti ayrım halda 13% və 11% bazar ölüşünü igiləydi. Xitay qiyin əhvaldan çıxış hücəti tarqatdı. 23 noyabr Xitayının Junhua Toru bərgən xəbərdə bildirilişə, Xitay Amerika bilen elib bargan soğudu uruşudaki qiyinçilikini yeniş üçün memleket boyunca nazarat dereceden yukarı organlarga iğir küllerini beşidin keçirişki tayarlıq kılış haqqıda hüccet tarqatkan. Mezkur hüccette nazarat dereceden yukarı organlarını Amerika bilen elib berivatkan soğudu uruşuda kilip çıkış ihtimallıqı bulgan iqtisadi ve ictimai qiyinçiliklarga taqabıl duruş tayarlıqı kılışı çakırgan.
bazı haber menbelerde Xitayının iqtisadi ahvali nacarlaşıp Xitay cemiyetindeki alaqazadilik keyfiyati bargan sıra iğırlaşkan. İgilinişçe Xitayının bir kısım çoğun şirketleri veyran bulup bir kısım paycek pazarları davalgışkı başlaşı Xitay cemiyetindeki davalgışını keltürüp çıkargan. Xitay mezkur qiyin ötkeldin ötüveliş üçün hüccet tarqatkan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırımıza köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.